Wolf of Wall Street'te direkt açılış ben abi, sinemaya bir girdim. Koca bir göt kokain çekiyor böyle biz arkadaşlar. Evet abi. Ne oluyor? Nereye geldi? Direkt açılış öyle başladı değil mi? Evet evet yani. Direkt karının götünden kokain çekiyor. Sinema okumuşsun. Yani Wolf of Wall Street'ten bunu mu çıkardın? Abi bak sinema okumuşsun. Karının göt kokain. Bir tane dersimiz vardı. Hoca şey yaptı tamam mı? Bir tane sahne gösteriyor. Bir tane kadın erkek aynı bunlar ama. Arabanın üstünde sevişiyorlar. Başka sahne geçti. Uçağın üstü gibi bir yerde böyle sevişiyorlar. Bir yerde de böyle demir balkon var. Korkuluklara dayanmışlar orada sevişiyorlar. Hoca dedi ki bunların ortak noktası ne? Ben. Zükrüş diye. Hocam. Sevişiyorlar. Ama şeymiş mesela işte. Demire duyulan haz gibi bir şeyden yok artık ya. Vallahi bu ne sinemacılar da çok fazla ya. Okuma ya. Gerçekten. Ama şey işte yani temasla alakalı. Evet yani. Evet yani o metal yani sevişmeyi de görmeniz yani lazım. Değil. Aslında o kadın sanki o sevişmeden değil de demire dokunmadan haz alıyor gibi bir. Eyfel Kulesi'ne sürtünen falan tipler var ya böyle. Eyfel Kulesi'ni bizim eşyayla falan evlenen insanlar evet, var evet. Ya böyle. Emma'ya mesela bulaşık çamaşır makinesi de giriyor mu bu işin içine? O da metal mi? Ama. Yok ama saf metal olacak. O işlenmiş hani Beko, Arçelik gibi. İşlenmiş olsa metal. Reklammış mı ya mesela? Böyle çamaşırın üstünde sevişiyorlar. Bir bulaşık makinesi. Beko o bir dünya makinesi. Sen, sen bence hoca olmalısın. Doğru ben de öyle. Ve böyle demeniz söylemez. Mesela arkadaşlar bir filme hocama. Sonra bir girdim hocama göt. Vay amına koyayım dedim. Böyle bir hoca. Biz arkadaşlar bir bir de ana fikri şey. Dedik. Martin Scorsese sapık. Yani aynen. Filmin ana fikri de bu. Sapığın teki o ya. Onun filmlerinden öğrenilecek hiçbir şey yok. Ama sapığın teki. Bazı filmler cidden abartıyor. Yani evet, Wolf of Wall Street'i abartmıştı bence. Bir tane sahne var ya şey yapıyor, Margot Robbie bacaklarını açmış. Evet evet, o ne abi, ne alakası? Hani bir de onun bir şeyini gördüm, backstage görüntüsünü gördüm. Scorsese böyle yere yatmış, Margot Robbie'nin bacak arasına bakıyor böyle işte. Adam resmen buna bakmak için kendine sahne çekmiş yaşlı dedi. Vay ucuz herif ya, vay ucuz. O kadar ucuz izin beklemezdim Martin. Ucuz adam. Koskoca sen spor sesisin. Anlatıyor işte bu Robert De Niro. Ya geçen Margot'lar bacağını açtırdı. Bunu da çekiyoruz. Ya sinemanın öyle bir tarafı yani. Özellikle Hollywood'un gerçekten öyle bir tarafı var ya. Bana da öyle cinsel sömürü ve rezil bir şey var. Ya şey, Harvey Weinstein muhabbetini hatırlıyorsunuz. Bütün ünlü yaptığı kadınlarla beraber olmuş herif. Evet. Ve zorluyormuş. O şey hobi. Yani iğrenç. Bir zamanlar Amerika'da. Evet. Robert De Niro'nun filmi. Evet. Hatırlarsınız. Şeye girerler banka soygununa giriyorlar. Banka soygununda bir sevişme sahnesi. Niye var abi? Ya orada sebep kadının ne? Kötülüğünü mü göstermeye çalışmış? Ben hiçbir onu çözemedim hala. Ben ama oradaki ben sahneye gelemedim. Dikkat edersen önce şeyi konuşuyorlar. O kadının nasıl olduğuyla alakalı yorum yapıyorlar. Ama şey çok da banka soymaya giriyorlar 4 kişi. Kadın da öyle bir şeyi varmış kadının hani yönelimi böyle hoşuna gidiyormuş böyle şeyler falan. Heyecandan ha, şey mi oluyor? Adam evet. Robert De Niro kadınla birlikte olurken hani aslında tecavüz gibi bir şey yaparken ötekileri de bankayı soyuyor falan. Kadın da aşırı zevk alıyor bundan ve bunu izliyoruz biz böyle ekranda hani bir estetize de edilmiş. Daha sonra kadın şey yapıyor ya bir tane sahne var böyle bir köy fıkrası gibi işte ellerini tutarak çüplerini tutarak bakıyor. Kim bu falan diye çünkü maskeyle soymuşlar ya. Ha. 5 yıl sonra da onun esprisi var. Sonra o kadın işte kocası bilmem ne izliyormuş da ne sevişirken bu? Falan. Ya bak hani Robert Sears'ı öyle dedim ya. Ne biçim ben bayağı şey. Ama zamanın bayağı ilerisi. Sonradan bayağı şey çük tutulmalı soru sayısı mı var? Hatırlamıyor musunuz? Ya ben izlemedim. Var böyle bizim izlemedim. Köyden değil diye biliyor musunuz? Ben izlemedim. Abi çok acayip bir sahneydi bence. Bak bir tek mantıklı arabada kıza tecavüz ediyor ya. Bir tek orası mantıklı. Ya orada karakterin boktan bir herif olduğunu görüyorsun. Tamam ona eyvallah ona bir şey söylemem. Ötekileri de anladık tamam boktan bir karakter. Zorluyor değil mi? Bu kadar. Ne Sergio Leone de sapıklaşmış yaşlandıkça. Evet, demek ki böyle bir şey o var. O da mesela abi çok yaşlandıkça yani acaba adam hakikaten icraata vuramadıkça hani millet ağza vuruyor derler ya bu filmde mi? Ne oluyor yani? Bütün yönetmenlerin olayı evet buymuş yani. Değil mi? Stanley Kubrick. Ya bir kadın. Ben bu 20 şey... kişiyi seviştireceğim. Bir kadın oynattım. Bir Margot Robbie. Tom Cruise'a gidip öyle demiş. Yani Nikola gitme siz evlenin de ayıp anlatın. Spielberg ne yapacak yani mesela? Uzaylı getirdi iki tane.
Veya şimdi mesela Scorsese'nin kuzeni gelmiş, bak şimdi. Margo götünü aç. Öyle bir şey yani. Götünü bir açsana. Film, sinema. Öyle yapacak öyle bir şey yok. Abi öbür filmde CGI Robert De Niro'yu yaşlı Robert De Niro'ya siktirecek. Adam kendi genç halini sikecek. Onu da Joe Pesci oynayacak. Hadi. Ama bunu böyle kahvehane önünde anlatıyor değil mi? George Lucas falan var. Tabii tabii. Oğlum nasıl? Şimdi o zamanda ileri giderken zamandan geri gelinle ters yolla. Ya bu yönetmenler acaba beraberken nasıl takılıyorlardı böyle? Bence böyle. Falan yapıyorlar mıdır birbirine? Bence böyle abi. George Lucas bir kere tam kebap ya gömüyor tipi yok mu? Tabii tabii. George Lucas. Bugün şey izledim. Nuri Bilge Ceylan Doğu Demirkol'u azarlıyor diye bir video izledim. Hani, ben de izledim onu, çok güzel. Yani sürekli birini azarlıyor zaten. Hani Nuri Bilge Ceylan ikisi azarlıyor gibi bir şey çıkıyor böyle. Yani Nuri Bilge azarlıyor dediğin şey zaman. Ya bu arada ben çok azarladığı bir şey görmedim. Bence çok sakin anlatıyor kendini. Sakin bir şekilde anlatıyor. Ben mesela ASMR gibi izliyorum onları bayağı. Adamın ses tonu. Yani adam şeyin peşinde, doğallığın peşinde yani. Hani hı-hı, mesela şeye kızıyor. Böyle bir şey verdiriyor. Doğu Demokol para mı veriyor? Polise bir şey veriyor. Ne biçim veriyorsun lan diye. Hani normalde böyle mi verirsin falan. Hani, çünkü adam böyle hani şey gibi veriyor ona. Hani komut almış gibi veriyor. Ona kızıyordu da şimdi ona ben üledim. Hani dedin ya hani kendini şey sikiyormuş falan. Hani geliyor benim önüme. Ulan sen insan... Böyle mi sikiyorsun? Böyle mi sikiyorsun? Böyle mi yani? Normalde sen böyle mi sikiyorsun? Böyle bir azarlama. Doğal değil. Natural olmadı bu. Bir şey çekse mesela değil mi? Nuri bir geceyle çekse. Evet. Bu arada öyle bir şeyden bahsediyorlar. Teknikten, taktikten hani yönetmenler işte. Kendini? Oyuncuyu kendini yaptırıyor. Hani rahatlatma. Melin Mensur kaburgalarını aldırmış. Kaburgalarını aldırmış. Bir yıllık geyik. Ya çok saçma. Ya küçükken, ben küçükken yani 90'lardayken YouTube çok saygıdeğer ve çok sevilen bir gruptu. Çünkü kimse anlamıyordu bence. Hayır, bence o zaman o Achtung Baby diye bir albümleri vardı bunların. Yani daha böyle bir tarz sahibi, pop olmamış bir gruptu yani. O zaman çok saygı duyuyordu. Özgür bir şey gibi geliyordu. Hatta değil mi? Hatta işte mesela Bodrum'da Körfez vardı. Körfez'i bilirsiniz belki. Hı-hı. Hani adam Doors, Pink Floyd fanatiği. Bir de U2'ydu herifin olayı yani. Her yerde U2 posteri vardı. Eminim şu anda U2'ları kaldırmıştır diye umuyorum en azından. Ben şeyi hatırlıyorum. O zaman bir YouTube'un bir zaten o şarkısını severim. Batman Forever'ın şey Kiss müziği. Me, Hold Me, Thrill Me. Evet, o şarkı onlarındı. O şarkıyı severdim. Batman Forever'ın soundtrack'i çok iyi ama. Evet. Seal ben, falan. Batman Forever berbat bir proje. Her şeyi. Sadece film soundtrack'ine soundtrack bile şu anda uyuz olmuş durumda. Ama yine Batman ve Robin'i izledikten sonra Batman Forever dünyanın en iyi filmi. Ben çocuktum Batman Forever'ı. Batman ve Robin de George Clooney mi oynuyordu? Evet, en iyi rancı. Küçükken izleyip... Batman Forever yine izleniyor bu arada. Daha iki gün önce bu konuyu düşündüm ya. Bir şeyin sonuna Forever koyan odası var. Magazin Forever falan var. Hatırlıyor musun? Doğru. Salakça bir şey. Herifin çektiği filminin şeyi bu yani. Bilmem ne Forever. Tarzı. Batman Forever ne kötü bir isim ya. Düşününce ne kadar kötü yani. Aftershave ismi gibi. Ya evet yani. Batman Forever. Yeni Batman'in trailerini izlediniz mi? Ben izledim. Ha, ne düşünüyorsunuz? İzlemedin mi? Öf, çok iyiydi ya. Ben de çok güzel, beğenmedim ya. Beğenmediniz abi mi? O adamdan Batman olmaz. Ben çok basit bir düşünceyle düşünüyorum. Ama genç bir Batman oynuyor ya. Twilight yüzünden mi nefret ediyorsun o çocuğu? Hayır. Gibi. Genel tip olarak abi şey, o adam Batman şeyi oluşturmuyor kafamda hiç. Ne oluşturuyor mesela? Twilight oluşturuyor. Ya genç Batman'i hele oynadığı için ben kabul ben ettim yani. Kardeşim Batman dediğin olgun. Hani bizim kafamızda şu anda Batman diye mesela Tamer Karadağlı. Bu arada Batman ve Robin de Tamer Karadağlı oynarmış George Clooney yerine. Abi herkes oynadı zaten. Bir de Tamer Karadağlı mesela. Niye şans vermiyorsun? Gerçekten izlerdim ya. Tamer Karadağlı, Batman. Tamer Karadağlı. Tam abi, tam Batman rolü değil mi ya Tamer Karadağlı? Tam. Yüzü de gözükmüyor bir kısmı bayağı. Ya Bruce Özcan Wayne olduğunu... Özcan Deniz'e gidiyor. Özcan Deniz... Sen şimdi gideceksin. Joker'le buluşacaksın. Pınar Altuğ da kedi kadın. Mutfağa öyle işte. Hani atıyor grapple'ı mutfağa. Şey de olur bak abi mesela bak. Tüm kadroyu çocuklar duymasından çıkarabiliriz mesela. Fıs Fıs İsmail. Penguen. Oradaki penguen. Çağcı evet. Hüseyin. İşte hepimizin aklında. Elinde kukla olan Alfred. Kendi kuklası. Alfred. Tam böyle Tamer Karadağlı Batmobile bir şey yapıyor. Çaylar. Çaylar. Bir dakika devam edelim. Ben yolda içerim. Başka kim var ki? Scarecrow.
Scarecrow bu Scarecrow hangisi? Patronu gibi bir adam vardı. Bence Fısfıs İsmail. Fısfıs İsmail. Scarecrow. Fısfıs çünkü. Abi 10 numara bir şey söyleyeceğim şimdi. Güzel, mantıklı. Joker. Hocam, söylüyorum. Kim biliyor musun Joker? Havuç. Ben daha çok şeymiş gibi, psikolog adam var ya. Aa, doğru değil mi? Bir şey. Bence Pınar Altuğ. Bence Pınar Altuğ Joker. Önemli. Bir de kızları vardı, onun da tipi benziyordu. Kızın o kim? Harley Quinn olur kızları. Ha doğru. Harley turuncu. Pınar Altuğ sürekli daha turuncu olduğunu hatırlıyorum. Pınar Altuğ şey olur, Poison Ivy olur. Beto Karaten şeyine neydi onun adı? Ona girmiş yani. Onun yüklemesi yapılmış. Turunculaşıyor değil mi? Turuncu abi kadın. En son hali bir de renk olayını da abartmışlar biraz. Basıyorlar. Tup turuncu. Güzel bir seri ya. Bakalım nasıl olacak film. Bence rezaletti. Beğenmiyorum kardeşim. Ben böyle bir insanım. Ben yeni internet çağını temsil ediyorum. Hiçbir boku beğenmeyen bir insan. Benim de onurumda değil galiba ya. Çok. Artık çok Batman I filmi oldu bu ya. Ya ben şeyi sevdim. Joker'le benzeşiyor çekim tarzı, atmosferik. Ben Joker'i sevdiğim için bu Batman. Joker şey mi? Kendi Joker filmini mi? Yok, ne olur en son Joaquin Phoenix'in çıkan evet, Joker'i var ya. Evet, o güzel film diye. Onunla aynı beğendim. Gidiyor şeyi. Ya film kalmadı bence yapılabilecek ya. Sürekli aynı şeyleri yapıp duruyorlar. Bence Joker çok yenilikçi bir film Volkan Bey ya. Şeyi birleştirdi bence çünkü. Mesela bir dönem şey çizgi roman filmleri furyası başladı ya şimdi mesela Oscar'dan bile hani Oscar bile popüler kültür ama pek böyle sanatsal bakılmıyordu hiçbir zaman mesela ben çok seviyorum o açıdan o filmi. Yani Joker o şeyi bir ayrı bir yere koydu. Joker işte yeni nesile işte ya. Yeni Hollywood dedikleri akım var ya işte. Onu bence başlatan film oldu. Abi bence olay tiyatroya döndü. Yani ilkelleşiyor çünkü ilkelleşmek zorunda çünkü yani yapacak bir şey kalmadı. Hani son Avengers'lardan sonra. Hani şey gibi oldu. İşte bilmem kim Hamlet'i oynadı. Hani gidip tiyatroya gidiyorsun Hamlet'i oynuyor ya. Doğru. Onun gibi bir şey. Hani sanki herkes... Kim Iron Man olacak her mesela? Her iyi oyuncu yeni bir Joker'i oynayacak gibi yani. Zaten filmde abi Joker'de hiçbir şey yok bence yani. Adamın oynadığı bir atlık gibi yani film. Yok ya, sadece adam var. Ben de katılmıyorum. Bence sadece adam var filmde. Yani senaryoda bir kere hiçbir şey yok. Ama ya kabul etmek lazım. Senaryoyu da çok başarılı buluyorum. Şeyden. Olmasına gerek ama yok. Ama adamın durumunu zaten Joker'in nasıl başladığını görüyorsun ya. Filmin karakteri bu ama hani olması gerek demiyorum. Senaryoda zaten baştan ilk anda çözdüğün böyle hani herif işte hayatın getirdiği stres koşullarından dolayı. Ama şey de var. Joker olacak. Tecrübeyi yakalamak yani. Benim hoşuma gitti. Şöyle bir şey var görmek. Ben ondan zevk aldım. Dikkatinizi çekti mi mesela? Ben bu film bu arada YouTube'da inceleyecektim vazgeçtim. Joker abi orijinde mesela baktığın zaman hikayesine teknik olarak o Batman'in babasının yaşında bulunamaz ya. Hani düşündüğün zaman. Ve şeye bakın Christopher Nolan'ın Joker'ine orijin hikayelerinde. Joker'in hep bir nasıl Joker oldu hep muallaktadır mesela Christopher Nolan. Evet, hep öyle. Şey de sagada öyle zaten. Sonda bağlıyor ya adam. Hep bir şey algısı var. Bu hikaye Joker anlatıyormuş gibi. Teknik olarak. Yani Joker aslında nasıl Joker olduğu mantıklı bir çerçeve oturmuyor filmde. Onu da şeyden anlıyoruz. Yönetmenin mesela kız arkadaşı var ya. Bu şizofrenmiş mesela hani kendi kuruyor. Onu da oradan kurmuş yani. Aslında o hikayenin tamamı Joker'in teknik olarak kurduğu bir hikaye kafasından. Ve nasıl ortaya çıktı şeyi bile değiştiriyor ki. Yani Batman'in Batman olmasını sağlayan o incirli diyorum. İnci kolye var ya. O sahneyi koymaları falan beni ya çok sinirimi bozuyor ya. Tamamını bozmuş yani. Sanki her şey Joker'den ortaya çıkmış gibi ama klasik bir hikaye yani. Batman, yani Joker diyor ki yani Batman'sız Joker, Joker'sız Batman olmaz ama kurgusal bir dünyada sanki sonda kendi anlatıyormuş gibi bir algı da oluşturuyor. Bu yani Batman geçmişini kafadan uydurmuş. İncili sahneyi Joker koyarlarsa Allah belanızı versin diye bağıracağım salonda. Yani. Çok güzel yani değil mi ama? Şöyle, yani? Ben de şöyle düşünüyorum. Bu Joker'in yarattığı olay... Ya bu gerçek Joker de değil bu arada. Onu da bilmiyorsun filmde. Hani bir sürü Joker var ya... Yok evet hani kim bilir? Yaş olarak olamaz. Bu gerçek Joker de olmayabilir. Anladın mı? Onu gerçek Joker bundan esinlenmiş bu bir karakter. Bu film yine Joker'in şey Batman oluşunu anlatıyor değil mi? Öyle görüyoruz. Yani en başı değil mi bu? Şey, evet. Trailer olan mı Joker mi? En son gelecek. Yeni olan şeyi anlatıyor. Evet. İkinci senesini mi ne görüyoruz? Bu 90'ların başında geçiyor. Daha şey, Ben Affleck'ten öncesini anlatıyor gibi düşün. Bir tane mesela çizgi dizi vardı ya, Batman'in yaşlılığını anlatıyordu. Batman Beyond muydu? Evet. Mesela ben onu da çok severim. Güzel canım dizi. Batman yaşlı olmuş böyle.
daha işte Tamer Karadağ gibi. yürüyemiyor bastonda, bir tane genç Batman bulup hani ona devrediyordu. Ha, bir de öyle şey... bir teori de gördüm bu arada. Şey diyorlar, bu Robert Pattinson oynadığı Batman, evet, gerçek Batman değil. Bunu imitator bir karakterin. Batman olmasını izleyeceğiz gibi yani bir teori gördüm. Yani mesela o hikayede çok güzeldi bence. Evet. Filmler hani... de boktanlaştı ama. Amazon'la ilgili bugün çok kritik bir şeyden bahsedildi. Yolda gelirken. Hatta dedim bundan bahsedelim programda. Bir üründen, bir üründen... Yani iki tane favori var. Bir tanesi vakti zamanında biz çok DVD alıyoruz diye bizim eve Braveheart DVD'siyle birlikte hediye olarak ıslak Jeff Bezos imzalı, işte bizden çok en çok DVD alan müşterilerimizdensiniz. O yüzden en sevdiğim filmi size gönderiyorum. Buyurun Braveheart diye DVD yollamıştı adam bize. Bu çok önemli zamanda değil. İkincisi daha önemli geldi. İkincisinde bir tane yine bir Cevdet'in bir arkadaşı X-Men 3'ün DVD'sini söylemiş. Haftalarca gelmemiş. Ondan sonra yazmış. Adamlar da tamam biz size yenisini gönderirdim deyip yollamışlar. O zaman adam şey yazmış ya hani öbür DVD de gelirse ne yapacağız falan. O da size hediyemiz olsun demişler. Bu da dayanamamış demiş ki yani hani bu durumu suistimal etmezler mi? Yani sonuç olarak hani bir tane söyleyip bana gelmedi yazıp da sonra gelip de iki DVD birini satmaya çalışmazlar mı diye hani böyle gayet şark kurnazlığı. böyle sonsuza kadar beni söyle. İstediğimi söylerim o zaman ya. O da onlar da cevap olarak bir iki çakal bizden bu suistimali yapacak diye müşteri memnuniyetini ayaklar atacak değiliz diye mail yollamış Amazon. Basın açıklamıyor. Amazon niye bir anda çomarlaştı? Bilmiyorum. Çok kurtlar var. Çakalın yerden alacak diye. Kurtlar da uyumazmış falan böyle bir şey. Cem Bezos konuşuyor. Atta sözü giriyor değil mi? Ya orada böyle bir Türklerin çakalla kurt. Evet. Farkının üzerine yaptığı bir edebiyat. Bom. Hani çakal, kurt, aaa! Öyle bir acayip bir şeyleri hayvan var işte yani. Bunu. Ama adam diyor ki, iki tane lavuk yüzünden şirketimin kalitesini, prestijini ayakları altına almam diyor. Dedim ki sen bir gel bakalım buraya. İşte abi o olmuyor. O 2 milyon olsun bir anda iki kişi dediğin şey. O zaman ne yapıyorsun? Oğlum sokakta bedava dondurma dağıtsan, herif ikinciyi almak için estetik ameliyat olur. Abi özel o, gruplar var ya, forum donanımda ya falan böyle ölücüler nasıl diyorlar ya. Sıcak abi herif 10 kilo yani böyle hani 1000 tane dondurma almış ya çocuklarından. ya, geçen videosu ya vardı, story atmış adam yolda hani herkes için koyuyorum dezenfektan ama şişeye dolduruyor. Abi yarabbim abi. Bir de o püskürttüğü için hani yarısı da yere akıyor. Hani yarısının yere akmasını da kabullenmiş. Şişeye dolduruyor. Herhangi bir dükkanda var. Böyle eline al ne olacak abi, o yani. Ya şişeye şey geliyor bana ya. O fırsatçılık yani sen şimdi bir ahlakını bozmuşsun tamam mı? Ulan bunu mu çalışıyor kafam? Ben ona sinirleniyorum. Yani. Abi işte bu. Radikal bir şey yap. Range Rover falan çal ya. Hani onu abi şöyle sıkıntı. Evet yani o kadar artık ölücü düşük bir şey noktası yap, ya. Yapamaması abi, lazım. Abi GTA 5'i bedava verdi ya Epic Games. Evet. Yani bir ara bedava oldu. Herifler 500 tane hesap açmış. Öyle öyle. Hepsini almış. Soruyorsun ne yapacaksın işte donanım haberdeydi. Satacağım. sonra bu paralı olacak, o zaman satacağım. Ya bu kafayla ya buna tenezzül ederek... Ne yapacaksın yani? Hesap mı satacaksın? Bu adamdan ne olabilir ki? Hiçbir şey olmaz. Dolandırıcı olur abi. Ya bir şey yok yani. Malzemeden çalan müteahhit olur abi. İşte o yüzden ya bu kadar bir toplumda suistimal etmeye hazır insan varsa... ...medeniyette bir yerden sonra gidemez yani. Başka bence arabilir. İnsan eğitilemez. Bunlar eğitilmez. Abi ben de askere gidene kadar öyle düşünüyordum ya. Yemin ediyorum. Ya adam, abi ya kaç tane insan var ya. Bambaşka ulan işte ne bileyim... ...garsonu var, eczacısı var, öğretmeni var. Adam mesela yani hayatta doktoru var, bilmem nesi var. Bir türlü türlü 1000 tane insan yani. Sabah 8:30'da böyle duruyoruz. Komutan yok, bir şey yok. Kafayı yiyeceğim. Nasıl oluyor bu? Kimse konuşmuyor. Çıt yok. Ve hiçbir şey yapma derim ama yani. O insanlarda... Ne bir dayak, ne bir şey. Ha. Ha böyle korku. Duruyorsun. Korku yani. Korku. Ama bir kişi çıkmaz mı abi arada? Bana şey gibi geliyordu. Bir tane olmaz mı ya? Bana şey gibi geliyordu. Hani o bekliyorsun ya sabah içtimada. Burada insanlar kendini tutuyor böyle. Ulan bir çılgınlık yapsam, bir saçmalasam diyor. Abi şey bak toplumda en iyi aslında eğitici şey şöyle bir şey. Full Metal Jacket'ta şey var ya adam sabunla dövüyorlar mesela. Hı-hı. Askerde de hep şeye veriyorlar ya. Sen yapamıyorsun biz mesela şınav çekiyoruz falan. Hı-hı. O zaman biz seni eğitiyoruz yani.
hani toplumda da böyle cezalar olması lazım aslında. Bir mahallede bir tane biri kornayla arabayla geçince bütün mahalleye ceza dolaylı versen... Dolaylı yoldan oluyor mesela, aslında. Evet. Bir daha geçenin... Geçirmezler yani. Hep bir... Çünkü toplumda mesela biri bir şey yapıyor, kimse sorumluluk almıyor. Yani o benim suçum evet. değil, o benim suçum değil. Aslında toplum olarak hepimizin suçu yani. Baktığı zaman. Bölündüğü için oranı düşük. Eğitememişiz o insanları yani çünkü. Yani. Toplum olarak bizim hatamız o insanın eğitilememiş olması. Tabii yani. Hayır. Değil. Kimsenin hatası değil. İnsan yani eğitilemez. Sen zaten eğitilemez. Eğitilemez. Yani o baskı konusunu kaldır. Askerden çıktığında yine aynı yavşak adam. Biz o zaman toplumdan uzak ömür yaşamalıyız. Ömür boyu bir askerlik olsa demek. Adam mantıklı oluyor. Toplum yanlış bir şeydir zaten. Yani toplum bu kadar toplu olacağı düşünülmemişti. Yani toplum abi, dedik de bu kadar toplanın demedik. 20 milyon bir şeyde yaşa... Yani mümkün değil abi. Ben de lisede mümkün Volkan Bey değil. Bu toplumla ilgili çok böyle kafam açtı. Nasıl yönetim olmalı falan böyle ütopyalar vardı ya. İşte yazarlar işte Thomas More'un bilmem ne, işte Platon'un devleti bilmem ne falan. Böyle şeylerde şey ilgimi çeker. Bir tane adamlar bir sistem yapıyor. O sistem bir tane gerizekalı bozulabilecek bir sistem. Yani adam diyor ki biz altına değer vermeyeceğiz toplumca. Ulan biri çıkıyor işte. Giren bir tip çıkıyor ve senin kurmuş olduğun o ütopya şey. Yani hepsinin temelinde aslında insan var. Ortada birey var yani. Ya bence yaşarken genelde toplum baz almamak lazım. Yani bireysel olarak yaşamak lazım. İşte bu batı kapitalizmin sonucudur. Bugün eski sistem olsa hepimiz anamızın babamızın evinde oturup ekstra kira vermezdik, masraflar az olurdu. Ne oldu? Yani... Bir artı birlere çıktık, aidat ödüyoruz, ne gereği sıçar var? Sıçar gibi yürüyor abi insanlar çünkü. Gerçekten evet, sıçar doğru. gibi yürüyor. Abicim evet, çok yani. Aslında gerçekten karışık bir konu da. Bayağı da kafa yormuştum zamanında. Artık vazgeçtim. Çözümsüz olduğuna karar verdim. Bu dedim yani şey gibi. Hani kuantum mekaniği gibi. Hani şey... Geçen ona da çok merak saldım. Adam şey diyor, kuantum mekaniği, kuantum fiziğini anladığınızı düşünüyorsunuz, anlamamışsınızdır diyor. Kuantum yani mekaniği çok... benim de çok ilgimi çekiyor Volkan Bey. Şey mesela büyüye müyüye inanasım geldi ondan sonra. Abi karma karışık mesele toplumda kuantum gibi, yani kuantumda şöyle bir kafa var ya, ölçümle sen onun kaderini belirliyorsun evet. gibi bir durumu var. Yani o bir şeyler olabilir oluyor. Olabilir mi? Olabilir. Burada olabilir. Nasıl burada olabilir. Ölçüm her yaptığına şey göre aldığın sonuç değişiyor. Evet. Ölçüm de aslında olayların bir parçasıdır. Gözlem de olayların parçasıdır gibi bir savı var. Yani toplum da böyle bir şey. Çünkü mesela atıyorum kaç kişi birlikte yaşadığına göre de bunu değerlendirebilirsin. Hani öyle bir ölçüm de yapabilirsin. Dersin ki şey bu. Bir de roller ve seviye denen bir takım olgular var, bu çok bozuyor insanları. Yani belli işlerin yani insanlar tarafından yapılmaması gerekiyor. Belki. Hani teknoloji tarafından doğru. yapılmaması yani gerekiyor. Doğru, yani kim çöpleri toplayacak hesabı gibi. İşte veya belli temel ihtiyaçların karşılanması için bir endişe duyulmaması gerekiyor. Giyinme, barınma, doyurma gibi şeyleri. Hiç seni düşünmüyorum. Bu da seni bir komünizm, sen komünist misin noktasına götürüyor. Halbuki değil. Neden biliyor musunuz Volkan Bey? Michael Moore'un bir tane belgeseli var. Şimdi nereye işgal etsem de size tavsiye ederim. Mesela biz ülke olarak... Ne güzel bir laf bulmuş. Tebrik ediyorum. Şimdi nereye işgal etsem de. O da şeyden. Amerika diyor ki işte ya biz Irak'ı işgal ediyoruz bilmem ne yapıyoruz mesela. Şimdi adam şey diyor ya Amerika şu an kötü bir toplum ve Avrupa bizden daha ileride. Ben diyor ki gidiyorum işte Finlandiya'daki eğitim sistemini alayım bakayım ne yapıyorlar işte. İtalya'daki işçi haklarını alayım vesaire diye. Bizim gibi ülkeler, küçük Amerika yani biz eşit adalet verdiğimiz zaman çok böyle komünist olacağız diye korkuyoruz yani. Evet. Mesela bir sağlık hakkı verildiği zaman vay ulan nasıl hani bilmem ne olur böyle bir eşit. Amerika da öyle mesela. Amerika'nın eğitim sistemi, sağlık sistemi gibi sistemlerin çoğu bütün Avrupa'dan biz dahil kötüdür yani. Tabii tabii çok ama süper bir şey. Biz daha sosyal bir devlettik evet, bu arada. Evet. Şimdi artık o kadar sosyal değiliz. İşte o Amerikalaşmazdan oluyor. Evet. Eğitimle ilgili mesela şunu sonuna kadar savunurum. Yani herkesin çocuğu aynı okula gitmeli. Ben de öyle düşünüyorum. Özel okul yasaklanmalı ama bunu kesinlikle mesela katılıyor. Çıkıp biri dediği zaman şey diyor. Ya kardeşim devlet o zaman ideolojisi benim çocuğumun içine koyar. Ben bunu ne yapacağım? Ben Ali Suriyelisiyle aynı okulda okumak zorunda mıyım gibi ırkçılı şeyler oldu. Ya özel evet. okul yerine bence evde eğitim falan olur, anladın mı? Eğitim tekil olmalı. Devlet okulları bence özel olmalı. Devlet de değil. Yani şeyi de tekil olmalı. Yani çok fazla yelpazelenecek bir şey değil eğitim. Temel eğitim denen bir şey var. Yani yüksekokul mertebesinde sana ayrılırsın. Yani lise sonuna kadar ya çocuklar küçükken herkes total tek bir eğitim şey olabilir yani. Hmm. Mesela şeyde o Finlandiya'da da yasakmış özel okul. Bu en revaçta olan Finlandiya'da değil mi? Hani hep birinci çıkıyor testlerde falan.
Orada bir müdüre sormuşlardı. Kadın şey diyordu. Ya diyor hani sen küçükken fakirle zengin aynı okulda okul arkadaşı olduğunu düşünsene diyor. Bu zengin ileride onu aşağılayabilir mi? Benim okul arkadaşım yani. Ama tabii tam küçükken hani bir zümreye ait hissediyor mesela. Tabii işte özel orada okulda okuyup da bir sürü fancy cep telefonlarıyla yürüyen çocuklarla öbür tarafta... Sen nasıl bağdaşlık kuracaksın? 10 sene sonra toplumda. Misket oynayan çocuk abi, arasında çok şey gibi ya, hor görüyorsun. Başka bir yani kabileyle karşılaşmış gibi oluyor. Evet, evet. Sen beni Allah geliyor mesela. Herkes şey arabayla geliyor herifler 17 yaşında. Biz böyle otobüs bekliyor. Yani alakasız bir yani insan grubu. Evet, biz Anadolu Lisesi. O çok tehlikeli. Bir de hani Anadolu Lisesi bir de başka işte atıyorum meslek lisesi veya... X lisesi gibi şeyler var. Fen lisesi var. Hepsi böyle şey gibi. Evet. Anladın mı? Böyle manyak tipler falan. Çok ayrı şey. Herkes abi başka abi. Grup grup başka kabileler gibi yaşıyorsun yani. Ne gereği var ya yani mantık olarak? Erasmus'umu Finlandiya'da yapmıştım ben. Yani sene bitimine doğru hocamız şey dedi. Gel işte burada staj yap, çalış. Ben inanamıyorum. Ben mi falan oluyorum. Nasıl ya falan işte. Çünkü herkes anlıyor. Ben hiç çalışmamışsın ki. Öyle bir olmasın yani. Nını sikiyim diye bir korku filmi yapsak mı? Komedi mi? Sadece jumpscare abi. Hiçbir şey yok. Nını sikiyim. Abi biraz şive komedisi karışık bir şey. Olabilir, olabilir. Aynen. Kutsal damacan ama abi. Ama hani şey, bütün film önce en beklenmedik yerden bir şey çıkıyor. Mesela bir şey konuşuyor. Baa diye bir şey. Bütün film bu. Abi buna çok benzer bir film var. Hababam Sınıfı 3.5. Muhteşem bir film. Maviye Maviye. İlk izlediğimde, çok güldüm abi. Çok eğleniyorum Hababam Sınıfı'nın yeni filmlerinde. Çok saçma yani. Ben en son yenileri izlemedim abi. İzlemedim. Yeter. Ya çok... Bak onlar... Öbürleri kadar kötü değil. Zaten buçuklar hani kadar kötü değil mi yeniler? Yok, o kadar kötü değil. Ciddi mi diyorsun? O kadar kötü değil. Ya ben ilk izledim. En yenisi en kötü dandik ama böyle ben şey falan var. Ucuz ucuz selam çakma numaraları böyle eski müzikle merdivenden yürüyüp de böyle arkaya Adile Naşit sesi koymalı falan böyle. Tabii tabii. Onun nostaljisi kalmadı ki artık yani. Bak. Evet yani. Can Bey. Buyurun. Size Christopher Nolan'ın yeni filmi Ey Edip Adana'da Pideyi Atlı unutulmaz eseri sordu. Tersten de okunacak. Tabii yani. Tersten. İyi bir yönetmen abi filmin isminde de yönetim yapmalıdır. Yani izleyici şaşıracak. Tenet böyle aynadan göreceksin böyle mesela Tenet'i. Tabii. Abi filmin aynen adı tersten de. Acaba film de tersten de izleyince aynı mı oluyor? Neydi? Ey çok zeki bir Ey Edip Adana'da Pideyi. Evet. Tersten okuyor Volkan Bey. Pideyi. Ey Edip Adana'da pideye. Şimdi tersten okuyorum. Ey Edip Adana'da pideye. İki falan. Ama iki yapıyı bozuluyor değil mi? Çünkü doğru. İki Ey Edip Adana'da pideye oluyor bu sefer. Pide atıyor, sonra çekiyor. Pişmemiş çıkıyor, pişmiş pide atıyor. Bir daha çekiyor. Şey çıkıyor falan böyle saçma. Ama arkada Hans Zimmer çalıyor. Tabii. Hans Zimmer değil bu sefer. Ama Hans Zimmer'la tıpatıp aynı müziği Mandalorian'ın müziğini yaptıran İsveçli çocuğa yaptırmış. Ama yine ya artık bu numaraları yemiyoruz cik, cik, ya. Başlama. Başlama. Bir ara Inception'da öyle bir şey vardı ya, çıktı ve bütün sinema hani Hollywood sineması böyle gun diye. Öyle ya hep birlikte gun. Trailerlarda evet, kim buldu acaba? Horn. Inception'da popüler oldu. Öncesini bilmiyorum. Inception'da bağırmaya başladılar. Hatta sana böyle bir scoring şey mi açsak acaba? Mesela otur böyle film başına. Gop gop gop. Hani filmin insan sesi yani. Çok iyi olmaz mı? İnsan sesi. Ben bence bu paralar kazanabilirim yani. Çok iyi. İstiyorsanız bir şey çekelim böyle dandilikten. Adam scoring yapsın. Olabilir. Çok düz bir şey çekelim ama hani. Mesela abi şey olsun. Kahve yapıyor kendine. Telefon çalsın mesela. Ben böyle bir telaşlanayım. Sonra elimi yavaş yavaş götüreyim orada. Aynen. Çok, çok, çok. At, 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 at. Böyle bir de iniş çıkışlar var. Yani şu an Can'ı düşünüyorum. Nolan'ın yanında böyle. Nolan takım elbisesiyle oturuyor. Can orada böyle. Sette değil mi? Sette çekerken sette oyunculara. Bak müzik böyle olacak. Bak Can gelsin. Çık, çık. Kadrocun hemen dışındayım ama. Nolan'ın yanında böyle. Ya da böyle monitörle Nolan'la Can şeye giriyorlar. Bir tane örtüyorlar ya siyah bir perde. Monitörün başına güneş gelmesin diye. Canlan onun orada böyle sesler geliyor. Abi. Bak abi böyle olacak.
Abi şey dedi, acaba Nolan ya da kendi mi yapıyor? Çünkü sadece popoları. Bu Edip Adana'da Fideye'nin... Bütün seti nasıl... boşaltıyorlar o anda. Yani. Sadece Can ve Nolan kalıyor. Edip Adana'da Fideye'nin nasıl yapıldığının videosunu yayınlamışlar. İşte böyle kendini 110 veren bir yönetmen. İşte hani %100 veriyor bazı yönetmenler. İşte Nolan 110 veriyor falan filan böyle beylik lafları ediliyor. Nerede? Acaba neden bahsediyor? Hayır hayır, filmin nasıl ya? Behind the scenes videosu. Ha, bu şey. Belli ki arkada adam hakikaten böyle abi tamam IMAX kamerasının arkasında her şeyi kendi yapıyor. Abi yani düz böyle iş konuştukları bir sahne çekmişler. Bayağı uçan yelkenli de çekmişler, tamam mı? Şu işi böyle mi yapalım falan, şöyle mi yapalım diye. Arkada uçuyor. Adam iş konuşuyor. Niye uçan yelkenliye biniyorsun ki yani? Adam uçan yani uçan yelkenli nedir abi? Abi böyle hava sudan havalanıyor katamaran. Yelkenli bir yandan böyle ip çekiyorlar, bir şey yapıyorlar falan, yarışılan bir cihaz. Ben de filmde gördüm yani. Bu ne ya? Ha, gerçekten fiziksel kanunlara göre uçabilen bir yelkenli o değil mi? Evet, hani havalanıyor sudan. Hafif havalanıyor sonra geri konuyor. Uçan yelkenli iddialı oldu çünkü ben bir an çok fantastik bir şeye gidiyoruz zannettim. Yok, ben dedim ya aşırı hızlı giden bir yelkenli. Ya çok hızlı gidiyor. Ben yeni bir şey icat etmiştim. Ya bu arada şey çok hoşuma gitti, çok özür dilerim. Fantazi olarak böyle fırın, pide fırını dedin ya. Fırını yapıyorlar yuvarlak bir şey halinde ve dönebiliyor. Ve hani o Inception'ı uslu işini şey almaya çalışıyor. Çok iyi sahne tutunmaya çalışıyor. Aynen. Doğru. Bunlar doğru. Ama bir yandan lavaş yapıştırıyor bunu. Evet, lavaş yapıştırarak ilerliyor fırın. Çok iyi olmaz mı? Ya çünkü bir daha ne yapacak adam yani? Her şeyin bokunu çıkarmış bu abi, film. Nolan olunca insanları tatmin etmek de zor oluyordur artık diye düşünüyorum. Evet, doğru. Ve her yere bir şey sokuyor herif o yüzden. Ya Nolan da şey seviyesinde aslında Kubrick gibi. Yani çektiği her film ulan bir ne oluyor? Hani. Evet. Zaten biraz fazla olmuş. Yeter evet. Artık. Yani. Bence zaten burada şey olmuş. Hani böyle gelmişler, abi bu filmde ne yapacağız? Ya amına koyduk, her şeyi yaptık ya. Zamanın içine girdik, şeyleri akıttık, döndürdük, ne yapacağız? Ne bileyim ya, Tenet'ten okununca... Aynı olan ne var? Tenet var, tamam işte. Aynen. Uçan yelkenli koyun bir de, olsun bitsin. Ben aşırı merak ediyorum filmi. Yalnız filmin fragmanından da hiçbir şey anlamamıştım. Demek ki filmi... Filmden de anlamıyorsun. 150 dakika boyunca hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor? Ne oluyor? Son dakika açıklamıyor mu? Çıkıp Sinan Çetin falan. Her şey sevgiye bağlı. %60'ını %60'ını falan anlıyorsun. %60. 5 kere falan izlemek lazım ki belki durdura oldu. Sevgiye bağlar o. Evet. Değil mi? Doğru. İnsanları bağın deden şey sevgidir der. Mesela bir baba kızını kaybetmiş pazarda. Mesela o yüzden hani tersten bir de kaybetsin. Niye pazar? Pazarcı tersten bağlı. Bazen böyle konuşuyorum, çok komik olacak gibi oluyor. Gibi oluyor. Ama bağlanmıyor oluyor yani. Oluyor da. Evet. Oluyor. Bazen sizin ama hocam, komik sizin... olmaması komik oluyor. Hayır, sizin yani tavrınızdan dolayı komik oluyor. Şimdi aynı şeyi doğru. Ben söylesem evet. Komik olmayacak. Evet. Biz kaç saattir konuşuyoruz lan? Bu arada sen hiçbir şey konuşmamışsın gibi. Bir saattir konuşuyoruz. Değil mi? Böyle olmuş. Şey oldu. Evet, ben başlayamamışız abi.